Soruyorsun. Uğur Koşar, aşk bir duygu diyorsunuz ve gelip geçeceğini söylüyorsunuz. Peki aşk bitecekse nasıl evleneceğiz? Kime güvenerek çocuklar yapacağız? Siz zihinsel bir olgudan söz ediyorsunuz. Benim söz ettiğim aşk gerçekçidir. O Vedüt esmasının yüreğindeki tecellisidir. Hiçbir duyguya bağlı değildir. Gelip geçense sizin duygularda gördüğünüz aşktır. Siz aşkı zihinde yaşadığınız için gelip geçmektedir. Yoksa varlığın temeli olan bir şey nasıl geçip gitsin? Siz zamana bağımlı yaşıyorsunuz ve zaman geçip gidecektir, kaybolacaktır. Aşk şimdiki anın içinde çiçeklerini verir. O, gelecek ya da geçmişte açan bir çiçek değildir. Fakat insanlar aşkı, mutluluğu, sevgiyi, huzuru yüzeyde arıyorlar. Onları erişebilecek bir duygu olarak algılıyorlar. Aşk ve sevgi zaten sensin. Tek sorun sen sende değilsin. Sen yüzeydesin, sen evden uzaktasın. Eğer her insan kendi varlığının aşk ve sevgi olduğunun farkındalığına ulaşırsa, hiçbir evliliğin içinde aşk son bulmayacaktır. İnsanlar konuştuğu ve sizin söz ettiğiniz yüzeysel aşk, gerçek bir aşk olmadığı için bitmektedir, o duyguya bağlı bir devinim içindedir, gelir ve gider. Sizlerin sözünü ettiğiniz aşk, zihnin algıladığı karmaşık bir duygudur. Sen aşkın farkında değilsin, onu sadece çok derin yaşayan insanlar gerçek anlamda hissedebilmişlerdir. Sizler için aşk çok yüzeydedir ve yüzeyde olanın derinlemesine bir anlamı yoktur. Sözüne ettiğiniz aşk, karanlıklar içinde kök salmaya çalışan bir tohumdur. Ama o asla çiçek veremez. Çünkü bir aşk tohumu kök salmak, filizlenmek için aydınlığa ihtiyaç duyar. Sen karmakarışıksın. İçin kararmış durumda. Sen aydınlanmışsın ve aydınlanmayı sağlamadan içindeki aşk nasıl filizlenebilir? Bu insanlığın büyük bir yanılsamasıdır. Aşk ancak senin aydınlığında ortaya çıkar. Aşk oradadır ama o bir tohumdur. O kök salmamıştır. Sen bahçede açmış bir aşk çiçeğisin. Fakat yola çıkmış ve bahçeye uzaktan bakıyorsun. Orada durup bahçede açan çiçeklere imreniyorsun. Keşke ben de o bahçenin içinde çiçek açsam diye mırıldanıyorsun. Senin özün bahçe, seni dışarıya atansa zihindir. Sen zaten orada açmışsın. Senin bütün sorunların kendini dışarıda gördüğünde başlar. Anlıyor musun? Siz zevki, hazzı, aşk, sevgi ve mutlulukla karıştırıyorsunuz. Kendinizi mutlu hissettiğiniz o anı farkındalıkla izlediğinizde göreceksiniz ki sizi mutlu eden olayın kendisi değil, onun kısmen oluşturduğu durumlardır. Eşin sana ilgi gösterdiğinde mutlu, sana ilgi göstermediğinde mutsuz olursun. Seni mutlu ya da mutsuz eden eşinin varlığı değil, onun oluşturduğu koşullardır. Ve bu koşullar gelip geçecektir. Gelip geçen bir şeyse gerçek değildir. O sadece vaki olmuştur. Bir kez öz mutluluğun, sevginin ve huzurun hiçbir duyguya bağlı olarak ortaya çıkmadığını anladığında hiçbir evlilik heyecanını yitirmeyecektir. Şuna dikkat et. Bütün sınırlamalar, bütün huzursuzluklar, bütün öfke, kızgınlık ve mutsuzluklar kendi zihninden gelmektedir. Dışarıdan sana gelen hiçbir şey yoktur. Aşk sensin. Ben senim, sen bensin. Hepimiz özde biriz. Ayrımı yapanın zihnin kendisi olduğunun farkında olursan, dünya cennete dönecektir. Aradığın her şey senin merkezindedir. Oraya geri dön. Dışarıda ıstıraf vardır. İçeride ise dinginlik. Zihnin ötesinde olan her şey, dinginliğin ve sevginin kaynağıdır. Hakikat bu kadar basittir.